Israrla söylüyor çünkü. Israrla söylüyor. Yani bu mesele. Israrla söylüyor. Şimdi bir yeni haber var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Esenyurt ve Güngören belediye başkan adayları da merak ediyordu İstanbul'da. Çünkü Esenyurt DEM Parti'yi de bir müzakerenin sonucunda değişebilir diye bir beklenti vardı. Herhalde soyadlarına da bakıyorlardır seçerken. Slogan üretmek kolay olsun. Kolay yani. Olsun diye. Türetmeye müsait bir soy isim. Ahmet Özer belediye başkan adayı olarak açıklanmış. Özer. Sosyolog diye biliyorum. Arkadaşlar eğer yanlışsa düzeltsinler. Erbakan Üniversitesi'nde bir sosyolog hoca. Nereye? Bu aday? Esenyurt. Esenyurt kritik çünkü DEM'le hani orada bir kent uzlaşısı görüşmeleri vardı. Özer'le Esenyurt özel mi özel? Özel. Olur mu? Bir şey yapacaksın. Bir de Güngören Belediye Başkanı değişmiş. Yüksel Yalçın. Onu da Özgür Özel açıklamıştı sabah katıldığı programda. Yüz felci geçirmiş. Evet. Ona da geçmiş olsun. Geçmiş olsun diye. Açıklanan belediye başkan adayı. Evet. Onun diğer müzakerelerle bir alakası olmadığını söylemiş olalım. Şimdi ikisi belirlendi. Hatay yine yok. Onu da çeyizi bir bitirdik dikkatine. Mi? Çeyizi bitti mi? Bitmiş sayılır mı bilmiyorum. Bakayım. Ha Rize. Dur. Rize'ye uğramayacak mıyız? Rize'ye uğrayalım. Rize. Ya şimdi, ajansın ya FETÖ'cü. Sen hangisisin? Benim durumum çok karışık. Oradan şey yapamıyorum yani. Kendimden uzaklaşıyorum. Bakıyorum kendime ilişkin bir tespitte bulunamıyorum. Polise soruyor. Diyor ki ya karar verin. Ajan. Üçüncü i̇şte seçenek yok ama. Bakıyorum yok. Üçüncü seçenek de terbiyesiz ve hadsiz. Yani... Terbiyesiz ve hadsiz var. Şimdi biliyorsun bir parti devleti görüntüsü verdiği için Türkiye'de AK Parti eleştiriliyordu. Orada ne vardı? İl başkanları valilerle hemen hemen eşit veya valiler mi etkin, il başkanları mı etkin diye böyle bir kafa karışıklığı. Şu olay bize vali kadar etkin olmadığını gösterdi. En azından il başkanının. Bir bakalım birkaç cümle hemen dinleyelim arkadaşlar. Peki neyse. Bu yani dönem... haddinizi bileceksiniz. FETÖ müsünüz, nesiniz diye. Rize mitingi çıkışıyor. Var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Rize mitingi var. Alana geliyor il başkanı. Bariyerler var. Güvenlik noktaları var. Oradan alıyorlar alana. Arama yaparak doğal olarak. Bir güvenlik tedbiri olarak. Bariyerleri açmasını istiyor polisten il başkanı. Polis de güvenlik noktasını istemiş. Polis de güvenlik noktasını işaret ediyor. O da diyor ki ev sahibi benim, bu benim mitingim. Evet. Beni dinleyeceksiniz. Doğru. Terbiyesizlik yapmayın. Haddinizi bilin. İşte FETÖ'cü müsün? Ajan mısın diyor. FETÖ'cü müsünüz, ajan mısınız diyor. Üçüncü bir tercih yok. Seçenekler belli. Sen seçtin mi? Terbiyesizsin, hadsizsin, FETÖ'cüsün, ajansın. Bu dönemi, hiçbiri. Bu dönemi özetle anlat deseler bunu göster yeter. Başka üstüne bir şey koymana gerek yok. Çünkü gücü elinde, iktidarı elinde tutanlarla ters düşenlerin, rahatsızlık verenlerin seçenekleri bunlar. Başka bir seçenek yok. Ya ajansındır. Ya FETÖ'cü. Bunu rahatsız ettiğine göre iktidar elinde tutanları. Ya da FETÖ'cüsündür. Ya da sen hadsiz bir terbiyesizsin. Yani başka bir şey olamaz. Çünkü nasıl karşı gelirsin ya? Bir şey istiyor yani. Çünkü yerli milli bir iktidar var. Halkın iktidarı var. Sen onun bir temsilcisi var. Ona orada rahatsızlık veriyorsan. Ya olacak şey mi? Onun istediği böyle şey. Böyle bir düz mantığın devri iktidarındayız. Bunun tezahürlerinden bir tanesiydi o. Çok tipik bir tezahür. Buradan istersen şeye de geçelim. Ben orada şöyle bir notu da Yargıtay'ın iktidarı denetleme... Söyleyelim. Şöyle bir notu da iletmek isterim. Orada o öyle bir mitingde muhalefet mitingi olsa, muhalefetin il başkanının böyle bir muamelesi olsa şu anda biz iktidar destekleyen kanalların ve gazetelerin tümünde aslında il başkanı yaptığı hadsizlik üzerine kesinlikle yorumları izliyor olurduk. Kesinlikle. Ayrıca o il başkanı da işlem bile yapılırdı. Burada da tıpkı şeyde olduğu gibi yani işte parti değiştiren siyasetçinin AK Parti'den başka bir yere gitmesi ya da AK Parti'ye gelmesindeki çifte standart gibi çifte standart net bir şekilde görebiliyoruz. Şu görüntüyü bir gösterin arkadaşlar. İl işte Enerji Bakanı ile İçişleri Bakanı konuşuyor. Şu sıralarda basın toplantısı yapıyorlar. Arkadaşlarımız da içeride izliyorlar. Orada verecekleri yeni bir bilgiyi bizi izleyenlerle paylaşalım. Yargıtay'ı konuşalım dedim ama şu İliç meselesine girdiğimiz için aslında şurada konuşacağımız birkaç bir cümle var. Ya FETÖ'cüsün ya ajana geri döneceğiz. Bir parantez açıyoruz. Çünkü onun devamı da sayılabilecek. Yargıdan ihraç edilen FETÖ gerekçesiyle KHK'lı 414 hakim ve savcının iadesiyle ilgili bir tartışma var. Evet 450. Ona, 414 galiba 50 mi? Ben 450 görüyorum. Ona geri döneceğiz. Hı. Ama sen de şimdi sus. Şimdi İçişleri Bakanı ile Enerji Bakanı açıklama yapıyor. Günlerdir kazadan beri oradalar.
kazayla hazır bu açıklama varken arkadaşlar da dinliyor içeriden bir şey varsa diye. Biz Türkiye dünyanın kaçıncı... Faaliyetler mesela yeni haber, faaliyetler durmuş. Tamam. Niye durmuş? Arama faaliyetlerinden bahsediyoruz. Arama faaliyeti bile yapılamaz halde şu anda. Heyelan riskinden dolayı. 3,5 milyon metreküp toprağın heyelan riski var. Neden olabilir? Orada 10 milyon metreküp toprağın dağ gibi... Ki ÜTÜ'ye göre 20 milyon. Dağ gibi yığılması nasıl mümkün oldu? Böyle mi olur bu işler? Çok kısa bakacağız buna. Buna ne sebep oldu? Bunu en fazla üzerinde konuşulması gereken hadise. Çünkü evet. 2022'de kapasite arttırımı verilmiş. Yani o yığının üstüne yığın konulabilsin diye devam etmiş sistem. Türkiye dünyanın kaçıncı altın rezervine sahip? 11. Görelim mi bir görelim. Tablo var? Hemen bir listeyi bir tabloyu görelim arkadaşlar. Yansıtabilir misiniz? 11. sırada. Bunu Dünya Gazetesi'nden aldım. Uluslararası bir kurumun ABD ile birlikte kaynağını da veriyor. Onların hazırladığı bir sıralama. Türkiye 11. sırada. İlk 20'deki yeri orası. Liste başında şimdi göreceksiniz kimler var. ABD, Almanya, İtalya, Fransa, Rusya, Çin, İsviçre, Japonya, Hindistan, Hollanda. Ondan sonra Türkiye var. Peki İliç'teki çöpler altın madeni dünyanın kaçıncı büyük madeni kapasite olarak? 3. 3. Bu nasıl oldu? Yani dünyanın en büyük 3. madeni sende ama rezervin 11. dünyada 11. Peki diğerlerinin bizim kadar aktı mı yok? Ya onlar niye? Mesela ABD, Almanya, İtalya, Fransa şu büyüklüğe bakarsan ABD'nin bak en yakınındakini 3'e katlıyor rezervleri. 3'e katlıyor tabii. Bir kere ilk 3 büyük madenin 3'ünün de ABD'de olmuş olması gerekir. Buna göre. Sonraki 3 tanesinin Almanya'da, ondan sonraki 2 tanesinin İtalya'da, sonraki 2 tanesinin Fransa'da bize gelene kadar bize bir tane yarım falan olmamız bize lazım. Bir yarım altın yani madeni falan düşmeliydi yani. Niye? Onların akıl etmediğini biz akıl ettik. Siyanürle ayrıştırıyorsun. Atık toprak o kayan, heyelan, dağ gibi yıkılan toprak. Yani kimyasaldan geçmiş toprak. Şimdi siyanürün doğada tolere edilebildiği bir oran var. Belli bir süre içerisinde de işte çözünürlüğü var vesaire. O bir zaman meselesi. 50 yılda çıkarılacak altını kimse 20 yılda çıkarmaya kalkmıyor. Böyle bir açgözlülük sergilemiyor. Niye? Çünkü o zaman 10 milyon metre küpü dağ gibi yığmak zorunda kalırsın. O zaman da bu heyelan riskini doğurursun. O zaman o kadar siyanürün tolerasyonunu zorlaştırırsın. Bir anda ortaya çıkarırsan o kadar atığı. Onun için de kimse bu kapasitede altın madeni çalıştırmıyor. Bir o var. Onun için başka yerde üçüncü büyük altın madeni yok. Bizde var. Bir o var. İki, yani kapasite arttırımı, sürekli kapasite arttırımı, kapasiteyi arttırırken çevreye vermesi muhtemel zararlar. Bu liç malzemesi dedikleri şeyden geçmiş, işlemden geçmiş, siyanür işleminden geçmiş, yıkanmış toprağın bu kadar büyük miktarda oraya yığılması da olağan dışı bir şey. Yani o da o hırsın bir parçası. Şimdi bütün mesele zaman. Bir an önce ya 22 yılda 2,5 milyar, 2,4 milyar